Sevgili dostlarım, sizlere torunum Elif Deran'ı takdim etmekten mutluluk duyuyorum. Biliyorsunuz çok uzun bir arayış sonunda ona kavuştum ve sayesinde yeniden hayata tutundum. Bu kadın Elif Deran olamaz. Bu kadın Deniz. Tamam hayatım, Amerika'daki çok meşakkatli ve uzun tedavi döneminde beni hiç yalnız bırakmadın. Emre de şokta. Kocanla ilgili. Bir yandan da Pearson School of Design'ın moda tasarımı bölümünü dereceyle bitirdi. Ve New York'taki çok önemli modacılarla çalıştı. Yani gururla söylüyorum ki Elif Deran şu anda sadece çok başarılı bir tasarımcı değil, aynı zamanda birçok uluslararası ödülü olan ve moda dünyasının yakından tanıdığı bir isim. Dedeciğim. Bundan böyle torunum Elif Deran tasarım bölümümüzü yönetecek. Ve yaptığı yeni tasarımlarla koleksiyonumuza yeni bir güç katacak. Aramıza hoş geldin Elif. Toparlan hayatım. Hiç olmazsa hala ürün müdürüsün. Hadi toparlan. Evet. Bu dünya güzeli Zarif hanımefendi, şirketimizin CEO'su Perihan Bademli. Her zamanki gibi çok naziksiniz. Perihan en azından benim kadar eskidir bu şirkette. Affedersiniz, adınız? Elif Deran. Sadece Elif aklınıza tutmanız yeterli. Deran'ı zaten ezberlemişsinizdir bunca yılda. Tabii ki. Emre Bey, genel müdür yardımcımız ve Perihan Hanım da o. Elif Deran.
cici ve güzel kızımız da ürün müdürümüz Ezgi. Aslında Emre'nin de eşi oluyor. Senin yokluğunda tasarım departmanını o yönetti. Ama şimdi senin gelmenle tekrar o kendi konusuna konsantre olabilecek. Bütün konularda çok yeteneklidir. Ama yöneticilik potansiyeli hepsinin üstündedir. Memnun oldum. Sizinle ilgili her detayı öğrenmek için sabırsızlanıyorum. Hangi detayı? Nasıl bir eğitimden geçtiniz? Nasıl bir çizginiz var? Nasıl Elif Deren oldunuz? En azından bir kişi biliyor benim adımı bu ailede. Beraber çalışmak çok eğlenceli olacak. Eviniz burası mı? Evet aslan parçası. Artık evim burası. Nereden biliyorlar şimdi geleceğimizi? Ben mesaj atıp haber verdim. Aman da aman, kimler gelmiş. Hoş geldin, hoş geldin. Kerem'cim, yavrum. Ay, evine hoş geldin. Ay, sen ne kadar güzelmişsin böyle. Sen Gülter teyzesin. Evet, Gülter teyzeyim. Sen nereden biliyorsun bakayım? Fırat abi resimlerini gösterdi. Ben kimim peki küçük be? Yeşim. Çok tatlısın sen. Bak Kerem, bu da benim baba. Hilmi amca. Kurban olurum sana, hoş geldin. Hoş geldin. Köpek nerede? Hangi köpek? Bu kadar büyük evimiz var, köpeğimiz mi yok? Kerem, köpeğimiz yok ama kurbanımız var, olur mu? Olur. Gel o zaman, sana gösterelim. Evet. Gel, hepsi göletin içinde bizi bekliyor. Gel, gel bakalım, gel gel gel. Adama bak. Geldi iki dakikada evin havasını değiştirdi. Evde gene bir çocuk olması ne güzel. Çok, çok. Gel, gel, gel. Gel, gel. Vallahi bak, gel. Neydi bu? Ya kaza geçirmiş gibiyim. Ya toplantı mı yaptık, ihtar mı aldık anlayamadım. Ben tasarım departmanından atıldım. Siz de emeklilik ihtarı aldınız anneciğim. Ama hepsinden önemlisi, o Elif Deren diye getirdikleri kız kesinlikle Deniz'di. Ya nasıl oldu, nasıl yaptı bilmiyorum ama Deniz Elif'in yerine geçti. Ezgi, saçmalama. Kardeşine çok benziyor olabilir ama onun olamayacağını biliyoruz, değil mi? Buna benzerlik denmez. İkizi sanki. Ya nasıl olur, aklım almıyor. Affedersin anne. Mümkün değil. Bunca sene sonra Deniz'e benzeyen bir kız görünce şaşırdım tabii. Deniz dirilmedi ya. Olamaz tabii. Neyse. Cemal gelsin, detaylı bilgi alırız birazdan. Nerede ki Cemal Bey? Elif Deren'a şirketi gezdiriyorlar Nusret Bey'le birlikte. Özellikle Cemal'i verdim yanlarına. Ne konuşuyorlar, ne planlıyorlar. Kestirmeden öğreniriz birazdan. قال من يحيي العظام فهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة فهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فهي الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له فسبحان الذي
El-Fatiha. Amin. Ben çıkıyorum. Emre. Bu kat sadece yönetime ait. Perihan Hanım ve Emre Bey'in odaları da bu katta. Evet. Evet. İşte şirketimiz. Hoş geldiniz Nusret Bey. Sizi yeniden burada görmek çok mutlu etti bizi. Maşallah çok iyi gördük sizi. Sağ ol Ahmetciğim, sağ ol. Bak, sana torunumu tanıtayım. Elif Hanım değil mi? Aramıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ahmet Bey personel müdürümüz. Ne zaman işe başlamak istersiniz? Odanızı hazırlatayım. Yarın. Tasarım departmanınızın en geniş, en ferah odasını istiyorum. Ahmet, bizim terasa yakın odalar epey ferah değil mi? Hem geniş de. Sen işine dönebilirsin Cemal. Hangi oda uygun? Bir zahmetle karar veririz. Yok Fırat Bey, ben yardımcı olmak için şey yapmıştım. Elif Hanım'a şirketi gezdirmek için. Ben müsaitim, gezerim. Tabii Fırat Bey. Oldu o zaman Elif Hanım, görüşmek üzere, iyi günler. Görüşmek üzere. Efendim, öyle bir odamız var elbette. Sorun şu ki... tasarım bölümü yöneticisi olarak orayı Ezgi Hanım kullanıyordu şu ana kadar. Tamam, kendisini yönetim katına taşıyalım o zaman. Elif Hanım, yarına kadar hazırlatırım odanızı. Tekrar hoş geldiniz. Teşekkürler. Tamam mı? Hazır mıyız yemeğe gitmeye? Kurt gibi acıktım. Dedeciğim, iştahınız yerinde çok şükür artık. Aslan gibiyim, aslan gibiyim. Şirketinde çalışmayı da çok özlemişim. Hiç belli olmaz. Bakarsınız birkaç güne takılırım peşinize... dönerim sahalara. Gel. Ne oldu, çabuk geldin? Nusret Bey çok keyifli. Sağlığı da oldukça yerinde. Bence hastalığı tamamen atlatmış Perihan Hanım. Elif Deren ne durumda? Gezdirdiniz mi şirketi? Fırat Bey geldi, ben gezdiririm deyip beni gönderdi. Tam da o sırada... Elif Hanım'ın odası hangisi olacak, onu konuşuyorduk. Bütün söyleyeceğim bu mu? Bir dakika, bir dakika. Elif'in odası neresi olacakmış Cemal? Galiba sizin odaya yerleşecek Ezgi Hanım. İşte o. O. Önce işim, sonra odam ve tabii ki kocam. Bana ait ne varsa aklı sıra alıp toplamaya geldi. Ben var ya, onu cehenneme elimle götürürüm. Öldürürüm onu ben! Ezgi! Kes artık. Ya bu saçmalıklarını, bu konuştuğunu bir duyan olsa, yani rezil oluruz. Sonra ayıklı pirincin taşını. Aklını mı yitirdin sen? Deniz'in cenazesine gitmedin mi? O kızı ellerine toprağa vermedin mi? Evet, doğru anne, haklısın. Hayatım, farkındayım, şok geçiriyorsun ama artık yeter. Toparlan. Sen denize benzeyen birini gördüğün zaman... böyle olursan... Emre ne hale gelir bir düşün. Hı? Deniz'i unutturana kadar zaten akla karayı seçtik. Yani şimdi tekrar Emre'nin kafasına bu kızı mı sokacaksın ha? Akıllı ol. Ben Emre'nin duygularından korkuyorum. Bu kızın niyeti iyi değil. Ezgi'm, son kez söylüyorum. Mantıklı ol. Bu kız Deniz olamaz. Daha da fenası. Bu kız Elif Deren. Yani Nusret'in tek varisi. Bu kızın niyeti olsa olsa şirketin başına geçmek olabilir.
Yani Emre'yi tanımaz etmez. Elif Deran'ın bu şirketin başına geçtiğini hayal et bir an. Hı? Yanarız. Affedersin anne, doğru. Ben biraz kıskançlık krizine girdim, o kadar. Biraz havalıyım, eski ayarlarıma dönerim. İyi. Cemal'i de giderken bana gönder. Tamam. Murat, peynir fondü diye söyleyince Gülten'in suratını görecektin. Zavallıcık, ne yapacağını şaşırdı. Ben bu yemeği bilmiyorum demeye dili de varmıyor. Tabii, tabii diyor ama panikte. Ben ne bileyim amca, o zamanlar hangisi Türk yemeği, hangisi Avrupa yemeği? E haklısın oğlum tabii. 9-10 yaşlarında filandın. İsviçre'de büyümüşsün, gayet normal. Neyse, ben küp küp doğranmış ekmek ve erimiş peynir dedim de içi rahatladı kadının. Oh. Demek siz bugün İstanbul'u gezeceksiniz ha? Eh ben de o zaman eve giderim. Küçük torunumla ne güzel keyif yaparım. Elif özlemiştir buraları. Biraz boğaz havası alır. Türk usulü demli bir çay içeriz. Oh. Sonra da çok gecikmeden geliriz eve. Gecikin canım, gecikin de beis var Allah Allah. Keyfinize bakın. Elif'ciğim sen Kerem'i hiç merak etme. Ben küçük torunuma gözüm gibi bakarım biliyorsun. Biliyorum dedeciğim. Müsait misin müdürüm? Oo, bu ne güzel sürpriz. Benim de buralarda işim vardı, geçerken uğrayayım dedim. İyi etmişsin kızım. Hoş geldin. Her şey yolunda değil mi? Yolunda. Bu ara eve daha sık uğrasan iyi edersin. Annem pek bir özledi seni. Sen? Ben de özledim kızım. Özlemez olur muyum hiç? Baba aklıma bir şey takıldı. Biliyorum hoşuna gitmeyecek ama sormam lazım. Sor kızım. Neymiş o? Bildiğim bir şeyse cevaplarım. Deniz'i sen teşhis etmiştin değil mi? Hani sudan çıkarıldıktan sonra. Cenazesini sen gördün sonuçta. Nereden çıktı şimdi bu? O zamanlar bununla ilgilenecek halde değildik. Pek soramadım. Aklıma takıldı. Geçmiş gitmiş bir şey. Boş ver, düşünme sen artık bunları. Biliyorum babacığım. Ama bilirsem düşünmem. Hadi söyle, sen mi teşhis etmiştin? Hiçbir sır mezara kadar gitmez derler. Doğruymuş. DNA testi için gereken örneği ben veremem. Deniz'in öz babası ben değilim. Deniz'in öz babasının adı Galip Erdal. Müebbet yemiş bir mahkum. Cinayette. Morg'da bana gösterdikleri ceset pek tanınacak bir halde değildi. Herhalde bir geminin pervanesine takılmış, sürüklenmiş. Sen teşhis edemedin yani. O yüzden DNA testi yapıldı. Kesin sonuca öyle ulaşıldı. DNA'sı uyuştu mu?
ölen kesin Deniz miymiş? Elbette. Adli tıp raporları hata yapmaz kızım. İyi o zaman. Sen öyle diyorsan. Ezgi. Bana ne olduğunu anlatacak mısın? Bugün Deniz'e benzeyen birini gördüm. Ama öyle böyle değil. Sadece görüntüsü değil. Bakışları, gülüşü. Of Ezgi, of. Bunun için miydi bu kadar sorgu sual? Benziyor ha? Ben her gün nelerle karşılaşıyorum kızım, bilsen. Hem şirkete dönmem lazım. Ezgi. Kızım. Geçmişi geçmişte bırak artık, olur mu? Baba nasihatı dinle. Hem bak ne demişler? Olanla ölene çare bulunmaz. Tamam. Siz tanışıyorsunuz değil mi? Evet. 5 yıl önce evim sandığım yere bırakmıştı beni o gece. Nasılsınız? Hamdolsun. İyiyim. Şükrü benim sağ kolum. Babana da gönülden bağlı. Babana can borcum var. Beni bir çatışmanın ortasında sap kurtarmıştı vaktiyle. Mert adamdır baban. Benim Fırat'tan başka kimseye can borcum yok. Ayrıca baban demezseniz sevinirim. Galip Bey diyelim şimdi. Ben Selim Kara'yı baba bilerek büyüdüm. Ama o da katilimin babasından başka bir şey değilmiş. Korkma. Galip abiyi seveceksin. Dinleyince anlayacaksın onun seni ne kadar sevdiğini. O senin öz baban. Hapiste olmasa bir gün bile bırakmaz seni kimse. Güven bana. Tesellisiz bir ayrılık, çaresi yok, dönüşü yok. Hep hüzünlü, matem dolu gönlüm. Soran yok, sahibi yok. Thank you.
közlenmiyor öfkesi. Söndüren yok, külleyen kızım yok. Bir sorum var hep yüzümde. Kızım cevabı yok, bileni yok. Ne yolun var ne de hoş geldin. Hadi oturalım mı artık? Fırat, bana seni, olanlara, bildiği her şeyi anlattı. Ama aklım bir türlü almıyor. Hep eksik bir şey var. Biz nasıl bu hale geldik? Ah be güzel kızım. İnsan şu fani dünyada 3 gün de geçirse, 3 asır da geçirse, bir an sonra ne olacağını bilemiyor ki. Allah'ın işi. Kaderde ne varsa onu yaşıyorsun. Senin haberini ilk aldığımızda, sen daha annenin karnındayken, apaydınlık oldu dünyamız. Annenin adı da Deniz'di. Söylemiştir Fırat. O kadar umutlu, o kadar güzeldi ki her şey. Çok mutluyduk. Çok. Al bakalım babası. Hadi bir dene sana ördüğümüz ilk kazı. Siz şimdi bana kazak mı ördünüz? Ördük ya. Kızımız bir doğsun daha sonra neler neler yapacağız birlikte. Yorma kendini. Ben birazdan götürürüm. Ben hasta değilim galiba. Hamileyim. Götürürüm hemen. Bir çay daha? Olur içer. Sonra bir anda değişti hayatımız. Polis! Polis! Baskın, kaldır ellerini. Kıpırdama. Yavaş. Sonradan Selim Hacı olduğunu öğrendiğim polisin baskını beni hayrete düşürdü. İlk aklıma gelen sana hamile olan annen oldu. Hiçbir şeye dokunma. Kaldır ellerini. Adam çok heyecanlıydı. Galip! Deniz! Deniz! Annen vurulup yere düştüğünde... Dur! Kıpırdama! İlk fırsat bulduğum an Selim'in üzerine atladım. Elinden silahı almam gerekiyordu. Biz dövüşürken Selim'in ortağı olan polis yardımına yetişti. Hayda. Selim geldi. Deniz.
Ben bu adamı baba bilerek büyüdüm. Kabullenemiyorum. Sana anlattım sebebini. Anlaman gerekir. Çok yoruldum. Öyle çok sormak istediğim şey var ki. Sorarsın. Daha çok vaktimiz olacak birlikte geçireceğimiz. Ben hep seninleyim kızım. Hep de öyle oldu. Kendim burada mahcumum ama seni bir gölge gibi takip ettim. Bu da bitecek. Buradan çıkacağım. Güven bana. Fırat'a güven. Bu umutsuz, tesellisiz bir ayrılık. Çaresi yok, dönüşü yok. Hep hüzünlü, matem dolu gönlümün. Soranı yok, sahibi yok. Ben geldim. Aa, Ezgi. Hoş geldin kızım. Ne iyi ettin. Gel bir sarıp insan. Geç otur hadi. Otur. Ne seyrediyorsun? Aman şey. Bırak şimdi canım televizyonu. Aa. Ne oldu? Senin işin erken bitti bugün. Benim işim bitmez. Mola verdim. Ezgi. Fasıl mı dinliyorsun sen artık? Neyin var yavrum senin? Emre ile mi tartıştınız yoksa? Deniz takıldı aklıma bugün. Nereden çıktı şimdi bu? Hani ölmemiş olsa. Ölmüş gibi ortadan kaybolsa nereye gidebilirdi? Canım niye öyle bir şey yapsın? Sen niye böyle garip garip şeyler düşünüyorsun? Deniz öldü sen de biliyorsun. Öyle işte merak ettim. Kafama takıldı. Acaba tanımadığım birisi var mıydı hayatında? Canım kim olacak? Babam vardı, babaannem vardı. Bir de işte çalıştığı atölyede Şükran Hanım. Sekreter Ayla vardı bir de. Şükran Hanım vardı doğru ya. Ezgi, sen niye böyle şeyler soruyorsun? Aman anne bilmiyorsun sanki. Ölüsü de dirisi de canım sıkıyor işte ya. Emre nasıl? İyi mi aranız? İyi tamam hadi ben kalktım. Neyse ben sonra uğrayayım. Tamam Anton kalkma sen.
çabuk sıkılmışsın. Dönmek için bin çare, bin yol arıyormuşsun. Duydum ki el koynundan çok çabuk sıkılmışsın. Dönmek için bin çare, bin yol arıyormuşsun. Gel gör ki bende rüzgar en sert poyrazlar eski. Taze çiçeklenmiş bahar ayaza kesti. Gel gör ki bende rüzgar en sert poyrazlar eski. Taze çiçeklenmiş bahar ayaza kesti. İstemem artık geriye dönme. Dönersen Emre Bey oğlum, vallahi da sensin. Hoş geldin. Hoş bulduk Sadık abi. Ya neredesiniz? Hiç çıkmazdınız buradan. Bir anda kayboldunuz. Merak ettim. Bir süre sonra sıkıldılar. Herhalde yeni mekan buldular dedim. Olur mu öyle şey abi? En kral mekan hep burası olacak kalbinde. Otursana. Yüzüğü de takmışsınız. Belliydi tamamı nerede. O zaman da söylemiştim zaten size. Deniz kızım nasıl? Bebek var mı? Deniz yok artık abi. Onu kaybettik. Başın sağ olsun. Sağ ol abi. Bugün ona çok benzeyen birini gördüm. Dağıldım biraz. Hazır dağılmışken de buraya geleyim tam dağıtayım dedim. Yoksa gelemezdim ben buraya hiç. Yanıyor burada abiciğim. Yok. Anlamıyorum Fırat. İnsan karısını öldüren adama nasıl kızını emanet eder? Nasıl onu baba bilmesine müsaade eder? Kabul edemiyorum bunu. O zaman şöyle yapalım mı? Ben sana bu hikayeyi tekrar her detayıyla anlatayım mı? Selim'in eve baskın yaptığı günü Galip abi anlattı sana.
O gün babanı tutukluyorlar. Annen ancak sen kurtulana kadar dayanabiliyor. Baban o gece karakolda hapis. Haberleri duyunca deliye dönüyor. Selim'i karşısında gördüğü an önce boğazına sarılıyor. Selim o gece olan biten her şeyi babana anlatıyor. Selim sadece bir piyon aslında bu felakette. Farkında olmadan Rasim'in planlarına hizmet ediyor. Selim nereden tanıyor Rasim'i? O zamanlar tanımıyor aslında. Rasim babanın elindeki evraklara ulaşmaya çalışıyor o sıralar. Bir düzen kurup polise babanla ilgili yalan yanlış şeyler uydurup isimsiz bir ihbarda bulunuyor. Biraz da intikam peşinde herhalde. Babanın onun yanından ayrılıp namuslu bir yol seçmesini hazmedemiyor. Polis babanı sorguya götürdüğünde Rasim'in adamları gelip anneni haliyle karnındaki seni kaçırıp babana şantaj yapacaklar hesap. Adam bile yolluyor Rasim kapıya annenin kaçırılışını belgelemek için. Selim'in paniği, acemiliği iki cana mal oluyor o gün. Kimsenin adamı değil. Acemi bir polis Selim. Rasim'in adamı Selim'in hatalarını bir bir fotoğraflıyor. Ve hemen Selim'in peşine düşüyorlar. Selim'i şantaj için kullanacaklar. Niyet bu. Rasim senin hayatına karşılık evrakları istetiyor Selim'le. Seni öldürmekle tehdit ediyor babanı. Bu durumun zorluğunu anlaman lazım Deniz. Baban hapishanede. Sen bir hastanede kimsesiz bir bebeksin. Selim evrakları versen de vermesen de kurtulamazsın diyor bu adamdan. Hem kendini suçlu hissediyor hem de Rasim'i boyun eğmek istemiyor. Onların mesajıyla birlikte bir de çözüm getiriyor babanın. Nasıl bir çözüm? Evrakları verme. Sana dokunamazlar. Ben de senin kızını evlat edineyim diyor. O zamanlar bekar. Bir annesi var. Seni kendi çocuğuymuş gibi sahiplenip annesine teslim etmek istiyor. Bu kadar basit yani. Bu kadar basit değil aslında. Bir polisin kızını kaçırmak, ona zarar vermek, Rasim'in bile göze alabileceği bir risk değil. Bu da senin dokunulmazlığını sağlıyor. Selim'in dokunulmazlığını da elindeki evraklarla baban sağlıyor. Karşılığında Haydar'ın ölümünü üstlenmek zorunda tabii. Çünkü seni korumak için Selim'in dışarıda olması gerekiyor. Böylece babam oluyor yani Selim. Evet. Ama tek bir şart. Senin kılına zarar gelirse elindeki evrakları Rasim'e vermekle tehdit ediyor Selim'i. Senden uzaklaşmasını, senin kimsesiz sahipsiz kalmanı imkansız hale getiriyor galiba. Bu güvenceyle seni Selim'e teslim ediyor. Ama öldüm sonuçta değil mi? Ölmedin. Bak karşımda oturuyorsun. Senin ölmeni göze alan Ezgi'ydi. Selim değil. Ben seni kurtarıp babana yaşadığını söylemeseydim Selim şu anda yoktu. Eşyalarımı yerine koyun. Hemen. Ezgi Hanım, masanıza ve özel eşyalarınıza hiç dokunmadık. Biz sadece kaba eşyanızı taşıyoruz. Şey için. Odayı Elif Hanım'a hazırlayabilmek için. Bana sordunuz mu? Ben odaya girmeden eşyalarımı yerine koyun. Sabah taşırsınız. Ezgi Hanım, sabah erkenden odayı temizleyecekler biliyorsunuz. Koyun içeri! Thank you.
Odadan çıkar mısın lütfen? Efsane basenlerimi sana göstermek istedim. Ay Ezgi. Sen Ozan'ın şakalarını ciddiye mi alıyorsun? İyi, peki tamam. İşin bitince seslen. Perihan Hanım. Ben Napoli'ye gitmeden önce de konuşmuştuk. Bildiğiniz gibi tasarımın başında olmak istiyorum. Bugüne kadar hazırlayıp sunduğum tasarımları ticari bir bakış açısıyla hazırlamıştım. Ama fark ettim ki bu sizde kısıtlı bir hayal gücüm olduğu izlenimini uyandırdı. Bunlar da benim evde keyfi çizdiğim tasarımlar. Bunları da size göstermek istedim. Acaba sizin hoşunuza gidecek tarz benim kişisel zevkime benzer olabilir mi? Onları da göster bakayım. Beni çok şaşırttın Ezgi. Sana hayır demem mümkün değil. O zaman işe aldım değil mi? Tasarım departmanının başına geçebilirim. Yok, önce senin yerine bir ürün müdürü bulmam gerekiyor. Neden? Yani ben her ikisini de yapabilirim. Emin misin? Her ikisine birden nasıl yetişeceksin? Ben öyle aksaklık istemem. Mazeret hiç kabul etmem. Ben yetişirim. İyi, deneyelim bakalım. Personel müdürüne söyle. İstediğin odayı seçip taşınabilirsin. Teşekkür ederim Peri Hanım. Madem savaş istiyorsun, ben hazırım. Ezgi. Deniz'in öldüğünü söylediğinde inanmadım başta. Yani, mecazi anlamda söylüyor sandım. Bana küstü Deniz, kızdı. Artık benim için öldü gibilerinden bir laf gibi işte. Bu bile çok üzmüştü beni, biliyor musun abi? Yani insan başına gelmeden, yaşamadan neyin daha kötü olduğunu bilemiyormuş. Bunu anladım. Sonra ne oldu? Sonra yine kaçtı kurban. Ben de mutfaktan bir tane kutu aldım. Gülter teyzem verdi bana. Neden istediğini bilmiyordum ama. Sonra kutuyu alıp kurbanın üstüne kapadım. İnanmıyorum. Altından sevdim kaçmasın diye. Dedeciğim, kurbağa sihir yapmaz mı ama? Anne, sihir ne? Yapar. Ben yeşime söyledim ama dinlemedi. Yine de kurbağalarla oynattı çocuğu. Ben oynatmadım ya, Mustafa oynattı, ona söylenin. Bulsam söyleyeceğim. Mustafa nerede kaldı? Yap, hallederiz. Merak etme sen. Çocuk kurmayın sen bir kere. Peki. Sahi Mustafa nerede? Trafikteymiş, geliyor. Ha. Doğru, bu saatte çok trafik vardır şimdi. Köprü çok kalabalık, yolun üstünde kalmış şimdi. Ellerine sağlık, döktürmüşün gene bu akşam. Lütfen.
Gel. Anneciğim müsait misiniz? Değilseniz sonra geleyim. Yok yok gel. Birazdan işim bitiyor. Tamam da nasıl yapacağım? Doğum lekesi o çıkmaz ki. Süsleyiz o zaman. Boyarız üstünü. Tamam. Bir şey mi dediniz? Beğendiysen senin olsun. Yok Mersi. Annemin de böyle bir fırçası vardı da ona benzettim. Neyse ben bir hazırlanayım. Kahvaltıda görüşürüz. Gel Cemal. Buyurun Fırat Bey. Peri Hanım gelmedi mi hala? Henüz gelmedi Fırat Bey. O zaman iş sana düşüyor. Elif Hanım bu hafta tasarım departmanı ile ilgili bütün belgeleri incelemek istiyor. Sen ilgili kişilere talimat ver, gerekli hazırlıklar yapasın. Tabii Fırat Bey. Ha, ayrıca fabrika üretim raporları ve işleyişi ile ilgili belgeleri de teslim edin. Tabii Fırat Bey. Tekrar hoş geldiniz. Buyurun size odanıza kadar eşlik Tekrar hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Odamın ilk misafiri olmuş oldunuz böylece. Elif Deran. Güzel isim. Ezgi Karabademli. Sizinki de güzel bir isim. Hangisi kocanızın? Bademli. Zaten karaya ısınamamıştım. İyi oldu değişti. Genellikle hoş geldin hediyesi olarak çiçek çikolata uygun görülür. Ama ben size özel bir şey vermek istedim. Çok sevdiğim bir tasarımcıya ait bu kolye. Size de böylesi yakışır diye düşünmüştüm. İzninizle kendim takmak isterim. Deniz ya, burası çok çirkin.
çirkin. Ben onu düzelteyim mi? Tamam da nasıl yapacağım? Doğum lekesi o çıkmaz ki. Süsleriz o zaman. Buyuruz üstünü. Tamam. Saçlarınızı kaldırır mısınız? Kopçasını takacağım. Hayal ettiğiniz gibi oldu mu? Kolyeden bahsediyorum. Hayal ettiğiniz gibi oldu mu boynumda? Sevgilim, burası artık benim odam değil. Elif Hanım'a verdim. Elif Hanım bizi birbirimize daha da yakınlaştırdı. Dün gece sana söylemeyi unuttum. Senin odanla benim odam aynı katta. Dün pek tanışma fırsatımız olmadı. Hadi hep birlikte bir öğle yemeğine çıkalım. Çok iyi fikir. Kocam hep açtır. Hayır demem mümkün değil. Hadi gidelim. Araba hazır değil mi? Hazır efendim. Murat dışarıda sizi bekliyor. Eline sağlık. Efendim Perihan. Bir türlü görüşemedik Nusret Bey. Nasılsınız? Ha, iyiyim canım, iyiyim. Sağ ol. Sizinle konuşmak istediğim bir konu vardı. Müsait misiniz acaba? Ha, tamam tamam. Benim de seninle konuşacağım şeyler vardı. Şu bilançoları, satış raporlarını falan bir hazırladın da... şirketin durumunu kendi gözümle bir göreyim istiyorum. İki gün yeter mi hazırlanmanız için? Tabii tabii. Zaten çoğu hazır. Güzel. Harika. Yakında görüşürüz o zaman. Hadi hoşça kal. Ama sen uyuyan yılanı dürtüyorsun şimdi. Anlatsanıza nasıl evlendiniz? Bayılırım aşk hikayelerine. Anlat. Biz nasıl evlendik Ezgi'nin? Basit. Aşkla. Ama sizin hikayeniz daha ilginç. Sen onca seni kim olduğunu bilmeden yaşa. Sonra biri gelsin. Sen Nusret Deran'ın torunusun desin. Film gibi resmen. Önce şu sizi bizi bırakalım olur mu? Hepimiz aynı yaşlardayız galiba. Aynı yaşta olduğumuza bahse girerim. Yok. Ben biraz küçük gösteriyorum. Senden büyüğümdür. Her neyse. Nasıl oldu? Neler oldu geçmişinde? Ama pek hatırlamıyorum. 3 yaşındaymışım kaza olduğumda. Anneniz babanız o kazada ölmüştü değil mi? Evet.
Ölmüşler yani. Ben de tüm resimler silik biraz. Daha sonra öğrendim detaylarını. Ama anlattıklarına göre bir ata çarpmışız. Öyle olunca da babam direksiyon hakimiyetini kaybetmiş, uçurumdan düşmüş. Siz nasıl kurtulmuşsunuz peki? Vallahi orası meçhul. Beni yetiştirenler yol kenarında bir çalılığın içinde bulduklarını söylediler. Kaza falan da görmemişler. Yani uçurumdan biraz mesafe varmış herhalde aramızda. Herhalde arabadan kaza sırasında fırladım. En mantıklı açıklaması bu. Kemer? Hangi kemer? Emniyet kemeri. Çocuk koltuğu var ya arabada. Nasıl fırlayacaksın arabadan? Takmamışlar demek ki. Tamam, çıkabilirsin. Rasim, acil görüşmemiz lazım. Burada hava bozuyor. Niye? Ne oldu ki? Nusret döndü biliyorsun. Ve her işe burnunu sokmaya niyeti var. Adam fazlasıyla iyileşmiş. Torunu Elif'i de tasarımcı olarak başımıza getirdi. Kız bu hafta imalathaneye gezecekmiş. İncelesin, sonra görüşelim Meryem. Neyle uğraştığımızı anlayalım. Tamam. Anneni sana emanet. Ona iyi bak, tamam mı? Sahip olduğum her şey oğluma kalacak. Eren Holding'deki hisselerim ve bütün taşınmazlar. Avukatım Ahmet'e vekalet verdim. Ama Fırat daha küçük. O hisselerin hepsi hamiline. Eğer başka birinin eline geçerse her şeyin sahibi olur. O yüzden yasal avukatım Ahmet, Fırat 18 yaşına gelene kadar bütün hisseleri koruyacak, sahip çıkacak. Ondan sonra her şeyim oğluma kalacak. Meryem benim en büyük hatamdı. Affet beni. Hakkını helal et. Helal olsun. Fırat Bey, sizinle bir şey konuşmak istiyordum. Müsait misiniz? Tabii, buyurun. Hadi siz anlatın. Nasıl tanıştınız Emre'yle? Daha sonra anlatırız. Hadi biz kalkalım. Benim bir randevum var, geç kalmayayım. Benim bir acelem yok. İlk günüm sonuçta. Benim de acelem yok. Biz biraz daha otururuz değil mi? Olur. Hadi sen gecikme o zaman Ezgi. Ben de bir saate kadar falan gelirim. Birer çay içelim mi? Olur. Bakar mısın? Buyurun efendim. İki çay alabilir miyiz? Hemen. Bir taksi çevirin bana. Abi. Eyvallah. Afiyet olsun. Vay Ezgi Hanım, siz beni arar mıydınız? Bırak şimdi geyiği Mete. Seninle acil buluşmamız lazım. Birini araştıracaksın bana. Tamam. Tamam, geliyorum. Tamam.
Öyleyse sigorta şirketleriyle tekrar pazarla oturalım. Yani Emre ile buradayız. Katma vakti. 5000 kişi. Bize bir ayrıcalık göstermeleri gerekiyor değil mi? Siz devam edin, ben birazdan gelirim. Yeni dönem sözleşmelerine ekleyecek bir taslak hazırlayalım önce. Bakabilir miyim? Afiyet olsun. Demek Perihan Hanım sizi tek başına büyüttü. Babanızı ne zaman kaybettiniz? Ben babamı hiç görmemişim. Annem bana 4 aylık hamileyken babam ölmüş. Aklınız başka bir yerde gibi. Eğer işiniz varsa kalkabiliriz. Yok, hayır, bir işim yok. Sadece eskiden tanıdığım birine çok benziyorsunuz. Yani bu kadar yakın oturmasak sizi o zannederdim. Uzaktan mı benziyoruz yani? Görüntü olarak çok benzeseniz de aranızda çok fark var. Gözleriniz, ifadeniz ve gülüşünüz ondan ayrılıyorsunuz. Alo. Aa, öyle mi? Tamam. Hemen geliyorum. Emre. Benim kalkmam lazım. Tamam. Benim de kalkmam lazım zaten. Tekrar memnun oldum. Selam. Selam Mete. Yolda gelirken biraz düşündüm. A, beni özledin. B, eski günleri özledin. C, kocanı araştıracağız başka bir kadın var mı diye. D... Hiçbiri. Birini araştıracaksın bana. Ama öyle derine ineceksin ki... doğduğu gün gezegenler nasıl dizilmiş o derece yani. Diyorsun. Yaz. Evet. Araştıracağın kişinin adı Elif Deren. Elif Deren. Evet. Bu onun iddia ettiği adı. Ama ben başka birisi olduğunu düşünüyorum. Sen kim olduğunu düşünüyorsun? Orasını sen bulup söyleyeceksin. Hem ben söylersem zevki kaçar. Sen kim olduğunu biliyor musun? Tahmin ediyorum diyelim. Peki bütçemiz ne kadar? Sen bu kızın adını... dosyasını bana detaylı getir. Dile benden ne dilersen. 3 dilekli bir tekne. Biraz uçtum. Rezidanta bir daha. Anlaştık. Sen ciddisin. Ciddiyim.
Tamam Ezgi, beni oyalama. Benim Elif Demir adında birini bulmam gerekiyor. Haber vereceğim. Görüşürüz. Görüşürüz. Galip abinin dediği gibi Ezgi harekete geçti. Sota bir yerde bir adamla buluştu. Fotoğraflı mesaj atacağım sana. Tamam, toplantıdayım. Kimmiş bilmiyorum. Arabanın plakasını aldım. Bir saatte kim olduğunu öğrenip sana bildiririm. Evet, sizin görüşünüzü duymak istiyoruz. Canım. Kusura bakma Ozan'cığım ya, çok beklettim. Yok sorun değil de yani, ne oldunuz, sınav falan mı vardı? Ay yok ya, sınav olsa tık diye bitirirdi dersi. Çizimleri beğendiremedik, sildik baştan çizdik. Neyse hadi gidelim artık. Vallahi gidelim de trafiğe kaldık, topu taşımayla geç kalırız artık. Daha 2 saat var, konsere yetişiriz. Yok yok, kesin yetişemeyiz. Bize lojistik destek lazım. Ben ablamdan arabayız. Sen de mazeret arıyorsun ha. Hah. Alo abla, ne haber? İdare edersen. İyidir. Ya biz akşam... Müsait misiniz? Bir dakika Ozan. Nedir? Perihan Hanım, Elif Hanım için küçük bir hoş geldin kutlaması düzenledi. Sadece yöneticiler katılacak. Yarım saat sonra Elif Hanım'ın odasında bekliyorlar sizi. Nedir? Ne nedir? Tamam pardon. Bugün şirkette birilerine gıcığım da. Ne konuşuyorduk? Neyse. Ya biz akşam Ceylan'la konsere gidecektik de. Hani biraz geciktik. Acaba diyorum senin arabayı alsam olur mu? Tamam al. Anahtar da güvenlikte. Ben arar söylerim şimdi. Tamam tamam, gece getireceğim sana. Hadi çağ. Hadi gidelim. Gençler görüşürüz. Görüşürüz. Kendinize bakın. Biz de bir şeyler içeri kaçarız. Tamam. Ezgi ve Emre ile ilk karşılaşma zorluğunu atlattın. 5 yıllık bir hazırlıktan sonra sayende her duruma hazırım. Ne kadar hazırlansan da düşmanını karşında görmek, onun yüzüne gülmek kolay değil. Mezun olup işe girmek gibi. Her an bir hata yapacağım kaygısı olur ya. Ama artık o da geçti. Peki ya duyguların? Özellikle Emre'yi karşında görmek. Nasıl hissettirdi? Kızgınım Fırat. Eskisinden de kızgınım. Kendimi o kadar aldatılmış, o kadar kandırılmış hissediyorum ki. Ezgi ile evlendiğini bilmek, duymak başka bir şey. Karşımda kocası olarak oturduğunu görmek başka bir şeymiş. Bugün bana uzaktan bakınca tanıdığı birine benzediğimi söyledi, biliyor musun? Ama yakından benzemiyormuşum. Yani gülüşüm, havam benzemiyormuş. Akıllı çocuk. Deniz o gün uçurumdan düştüğünde öldü zaten. Ben artık başka biriyim. Hayır canım. Deniz onlar için öldü. Benim içinse her zamanki Deniz. Evet.
Her şey çok dozunda. Cemal Bey, Fırat Bey'e haber verir misiniz lütfen? Elif Hanım'la birlikte bekliyoruz. Allah Allah. Ceylan şu torpida gözüne bak bakayım, ruhsat orada mı? Ruhsat burada değil. Neyse. Ya da dur ya. Ben abamdan şu ruhsatı alıp geleyim, şimdi çevirme falan olur. Sen bekle, geliyorum hemen. Tamam. Hoş geldiniz. Ev sahibi olarak misafirimizi ayakta karşılamamız daha doğru olur, değil mi? Lütfen, lütfen. Ben bir Emre'ye bakayım. Aşkım, ben de sana bakıyordum. Kendim bekle mümkün. Alacak da bir mesaj gönderiyor bu arada Sultan. Hoş geldin hayatım. Hadi gel. Buyurun. Hoş geldiniz. Ablam odasında mı? Yok ama Ozan girme. Dur, acele işim var anneciğim. Ozan. Abla. Deniz'i unutturana kadar zaten akla karayı seçti. Yani şimdi tekrar Emre'nin kafasına bu kızı mı sokacaksın? Ozan! Nasıl girdin sen buraya? Çık çabuk! Toplantı var burada. Pardon.
Din bunlar mı burası? Telefon var, sekreter var, bir sor da gir. Ne kızıyorsun ya, görmedim dedim ya. Aman gören de odanda milli güvenlik toplantısı var sanır ha. Artık orası benim odam değil. Aa, hadi canım. İş kovuldun mu yoksa? Yoksa sen gidiyorsun diye böyle bir kutlama falan mı yapıyorlar? Kimse üzülmemiş anlaştı. Ozan, hadi git canım. Araba güvenlikte. Arabayı aldım canım, ruhsat yok, onun için geldim. Hadi ver, Ceylan bekliyor, gideceğim. Sibel Hanım. Ozan'a odamı gösterir misiniz lütfen? İçeriden bir şey alacak. Ben kutlamaya gidecektim. Üst çekmeceden al. Yerisine de karışma. Karışma. Hadi. Deren Holding'de çalışmak, büyük bir ailenin parçası olmak gibidir. Bir ailede büyüklerin yol göstermesi, küçüklerin büyüklere saygıyla yaklaşması uyumun temelidir. Ki bu uyum şirketimize büyük başarılar getirmiştir. Ben şirketin CEO'su olarak çalışanlarımla birlikte güçlü bir şirket geleneği kurup yaşatmaktan dolayı gurur duyuyorum. Sizinle de uyum içinde çalışacağımızdan eminim. Ekibim adına tekrar ailemize hoş geldiniz Elif Hanım. Teşekkür ederim Perihan Hanım. Mirasıma bu şekilde sahip çıkmış olmanız çok güzel. Ailemin adını taşıyan bu şirkete olan katkılarınız için ayrıca teşekkür ederim size. Sizin de bir miktar hisseniz var. Kendinizi aileden görmeniz çok normal. Tabii burası sizin de eviniz. Birlikte çalışmak çok güzel olacak. Bu şirket gerçekten benim evim. Elif Hanım, yuvam gibi sever, bakar ve kollarım. Nihayetinde sahip olduğum hisseler bana ölen kocamdan kaldı. Yani sizin kadar burası benim de mirasım. Şükrü. Şu Ezgi'nin buluştuğu adam var ya, onun bilgilerine ulaştık. Adı Mete Gezer. Dedikodu yazan bir gazeteci. Ne gibi? Ya işte kim kiminleymiş, neredeymiş. Galiba Elif'le ilgili bir şeyler yaptırmaya niyetlendi. Sanmam. Elif'in Deniz olduğunu ispat ederse Emre'yi kaybedeceğini biliyor. Sen yine de birini tak peşine, niyeti neymiş öğrenelim. Tamam, tamam. Çok açık verdin mi? Yani Ozan birden girince odaya panik yaptım Fırat. Ben onu kandıramam. Üzgünüm. Çok iyiydin. Ya tekrar karşılaşırsak? Ben o zaman ne yapacağımı bilmiyorum. Ozan benim koynumda büyüdü. Ben ona ne dersem diyeyim o inanmaz. Tanır beni. Onu da inandırmak zorundasın. Gerçeğin biraz yoktur. Ya Ozan tüm gerçeği öğrenecek ya da bu savaşın dışında kalacak. Haklısın. Ozan bu savaşın dışında kalmalı. Hadi çıkalım. Sofra telaşı başlamıştır ya. Geç oldu. Hadi hazırlanın da hep birlikte eve gidelim.
Melender'e söz verdim. Akşam onunla buluşacağım. Ben de geleyim aşkım. Melender'i özledim zaten. İyi, siz gidin. Ben de kulübe giderim. Hem evde bir başıma ne yapacağım? Arabayı da Ozan'a verdim. Kulüpte gelsem olur mu? Tamam, olur. Hadi çıkalım o zaman. Alo. Abla, şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Kızmak falan yok, tamam mı? Ozan, gece gece gelme beni. Ne söyleyeceksen hemen söyle. Yok yok, öyle gerilecek bir şey yok da. Ya ufak bir kaza oldu, arabaya çarptı. Arabayı mı çarptın? Ay yok yani Ozan ya. Sen zaten arabayı veren de kabahat. İşi de düzgün becersen. Hı hı. Sen çünkü her işini doğru düzgün yapıyorsun değil mi abla? Halbuki araba veriyorsun. Yok ruhsatının peşine hali koş, yok sigortasının peşine hali koş. Hem bu arabanın kasko belgesi nerede? Bu arada sorduğun için de sağ ol. Bizdeyiz, bize bir şey olmadı. Tamam uzatma. Kasko bende. Konum at, geliyorum. Atıyorum. Ne olmuş? Ciddi bir şey var mı? Ay ne olacak canım? Arabayı çarpmış işte. Kendi iyi. Buradalarmış, hadi gidelim. Tamam. Annemleri arayayım da haber vereyim. Bu akşam iptal oldu. Çok güzelmiş, çok şirin. Teşekkür ederiz dedesi. Biz beraber oturacağız Minnoş'la. Minnoş mu oldu adı? O zaman Minnoş seni koltukta beklese olur mu? Sen yemeğini yedikten sonra oynarsın. Hem şimdi sofrada kirlenmesin. Hadi sen onu şimdi götür. Yemekten sonra tekrar tanıştırırsın anne. Tamam. Yeter abla, yeter. Akşamdan beri dır 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 yedim bitirdim başımla etini ha. Hem sen niye geliyorsun ki benim peşimden? Ne peşine geleceğim be? Biz senin evin mi burası? Hadi bas git. Allah'ım yarabbim. Ah Emre'cim hoş geldin. Geç. Aldım. Ne oldu bunlara böyle? Ha Ozan, Ezgi'nin arabasını çarpmış. Ne yapıyorlar? Ay içeride konuşuyorlar. Şu şirkette Perihan diye bir kadın var. Onun hakkında bir şeyler söylüyorlardı. Ay ben de o kadını bir türlü sevemedim. Yani ne zaman adı geçse geriliyorum vallahi. Ben biraz hava almaya çıkacağım. Gecikmem ama çabuk gelirim. Tamam, sorarlarsa söylerim Elif Hanım. Ben ya evde ya spor salonunda falan çalışıyorum. Ağırlık, biraz kardiyo falan. Pek yürümüyorum açıkçası. Vallahi ben de günde 8-10 kilometre yürüyorumdur herhalde. E okulun merdivenlerini de sayarsak. Oho, aşırı kardiyo yapıyorum anlayacağım. E ders kitaplarını da ağırlıktan say. E tamam işte aynıyız. O yüzden kilo alamıyorsun işte. Biraz yemen lazım, sen çok inceldin bu ara. Ya sorma. Eskiden kapı gibi adamdı. Yeridi çocuk. Vallahi sen de erisen fena olmaz Ezgi abla. Ya tabii otur otur nereye kadar? Emre abi sen ablamı bir iki hareket falan öğretsene. Ya belki bir işine yarar.
Al kızım. Onları da ver. Tamam kızım, tamam. Hadi. Sen git, ben burada bekliyorum. Ya bu sefer sen git. Hadi. Ozan, yarın arabayı servise götürteceğim. Sakın kullanayım deme. Bana bu aleti kullanmayı öğreteceksin değil mi? Kolay. Bak böyle yapıyorsun, o kadar. Öğrettim bile. Ama öyle belgesel gibi öğretilmez ki Emre. Hadi sen göster bana. Hem ben kendimi yapamam. Başka zaman. Emre'nin ofisine gideceğim birazdan. Belki dönmem bugün. Beklemeyeyim ya. Tabii ya. Dün Ozan yüzünden ekmiş gibi oldun çocuğu. Gider gönlünü alırsın artık. Sonra da ofise gidersin canım. Ne yapacaksın bütün gün önlerle? Ya hakikaten Ender'in ofisine gitmek büyük fedakarlık olacak benim için. Şimdi kalk giyin. Arkadaşına falan git. Cık. Çok zor. Neyse bak ben ilk fırsatta bir yolu bulup kaçarım artık, tamam mı? Kolay gelsin. Sibel Hanım. Merhaba, günaydın. Günaydın. Ben hemen geliyorum. Perihan Hanım odasında mı? Henüz gelmediler efendim. Ama benim yardımcı olabileceğim bir konu olursa. Ben odamda numuneleri inceleyeceğim. Ayrıca son 5 yıldır kullanılan, yayınlanan tüm katalogları istiyorum. Tabii efendim, ben hemen hazırlatıp odanıza gönderirim. Teşekkürler. Rica ederim. Galip 4x4. 16. 4 işlem iyidir Rüştü. 4 işlemi bilmeyen hayatı bilmez. Galip abi. Efendim. Avukatınız Fırat Bey sizi görmek istiyor. Geliyorum. Galip abi. Hoş geldin kardeşim. Nasılsın? İyiyim abi. Geç otur bakalım. Masa tenisine devam galiba. Devam. Biz eskiler ona pimpon diyoruz.
E ne yapalım? Burada başka türlü form tutamıyoruz malum. Nasıl bizimki? Bir sıkıntı çıkarmadı inşallah. Sıkıntı yok abi. Her şey yolunda. Deniz çok güçlü bir kız. Hedefe odaklı. Tam senin kızın. O da senin gibi serin kanlı. İçin rahat olsun. İyi olacak. Deniz'den yana hiç şüphem yok. Ama ezgi olacak akrep. Deniz'i ortadan kaldırmak için her yolu deneyecektir. Gözünü onun üstünden ayırma. Ayırmam. Ezgi'nin her adımını takip ediyoruz. Perihan Rasim'i devreye soktu mu? Daha değil. Perihan daha hiçbir şeyin farkında değil. Nusret Deran'ın torunu Elif Deran'a hadi bildirmeye çalışıyor bu aralar. Rasim gömleklerini Deran Holding'in çatısından çıkardığımız an Perihan gerçek dertlerinin farkına varacak. Olacaklara hazır mısın? Tedbirlerinizi aldınız mı Şükrü'yle? Aldık. Hazırız. Aynen söylediğin gibi kurduk düzeni. Rasim duyar duymaz Perihan'a saldıracaktır şimdi. Perihan da kendini kurtarmak için seni ateşe atacaktır. İşler yolunda giderse bu yıl Rasim'in kasasına ulaşırız. Selim'in cinayet fotoğraflarını, senin orijinal vasiyetini, hepsini alırız. Onca yıl sonra Rasim hala saklar mı orijinalini? Saklar. Hiç kimseye güvenmez o. Belki bir gün şantaj yaparım diye bütün fotoğrafları, belgeleri, dosyaları istifler. Her şeyi saklar o, her şeyi. İkimiz de birbirimizi çok iyi tanırız. Uzun yıllar onun sağ koluydum. Ona verdiğim her evrağın orijinalini onun gibi ben de sakladım bir gün lazım olur diye. Ve o bunu iyi biliyor. O yüzden bana dokunamaz. Ama ben ona dokunurum. Hadi, göreyim seni Fırat. Emel Hanım, estetik açıdan hiçbir endişeniz olmasın. Aynen, storyboard'ta sunduğumuz haliyle. Çekimde görüşürüz o zaman. Teşekkürler. Semih Bey'e selamlar. Sağ olun. Emre Bey, işte böyle zorla adamın yolunu düşürürüz buraya. Ne zoru be oğlum? Yolum kadar renkli döşediğini bilseydim daha sık gelirdim buraya. Sen bayağı değiştirmişsin ortamı. Oğlum çok güzel olmuş. Grasyon falan mı yenediniz, ne yaptınız? Evet. Nasıl olmuş ajansın yeni hali? Sempatik, rahat, dinamik. Ya sen bu arkadaşları evlerine gönderebiliyor musun? Ben olsam burada yaşarım. O zaman istediğimiz algıyı yarattık demektir. Evinize hoş geldiniz. Bütün ekip bu akşam burada maç seyredeceğiz. Böyle mısır falan patlatacağız. Kalsana sen. Asıl sen dökül bakalım. Neymiş bu konuşacağımız mühim konu? Babam artık yeter diyerek kendini emekliye ayırdı. Hadi ya. Yani Emre'ciğim bütün iş bana kaldı anlayacağım. Tek başına da kolay yönetilmiyor bu şirket. Gel benimle ortak ol, birlikte devam edelim. Oğlum ben reklamdan anlamam ki. Reklam kolay. Çok kolay. İstersen öğrenirsin. Ama ben burayı nasıl yöneteceğimi bilmiyorum abi. Onu da öğrenmek o kadar kolay değil. Burayı yönetmemi istiyorsun benden? Ben reklamcıyım. Parlatır, pazarlar, satarım. Değil mi? Aynen. Babam buradayken şirketi o yönetiyordu. O yüzden ben bu yönetim işlerini falan bilmiyorum. Gel ajansı sen yönet. Ben de bildiğim işi yapayım. Yani ben şu anda annemin şirketinde çalışıyorum, biliyorsun Emir. Biliyorum. Tam olarak o yüzden daha da ısrar ediyorum. Bak abi, büyük hedeflerim var bu sektörde. Ama sen yanımda olup burayı yönetirsen başarabilirim.
Senin işin yok mu bugün? Yok sayılır. 5 yıldır 2 iş yaptığıma göre, artık sadece ürün müdürü olduğuma göre yarım gün çalışsam yeter. Hadi ama Eski, dünya kadar yapacak işim var. Hem ne iyi oldu bak, kendine ayıracak bir sürü vaktin olacak böylece. Siz de emekli ayrılın anneciğim. O spa senin, bu kuaför benim, gezer dururuz. Hatta bir hobi de buluruz bence. Ezgi. Affedersin anne, sen bana bakma. Daha adapte olamadım. Kahveniz. Sibel, Elif Hanım gelmiş mi sorar mısın lütfen? Geldi efendim. Son 5 yılın kataloglarını incelemek istemiş. Ben kendisine yardımcı oldum, gönderdim. Dakika bir, gol bir. Şimdi de tasarımlarıma saldıracak. Ne yapacakmış kataloğu? Haliyle sormadım Ezgi Hanım. Tamam Sibel Hanım, siz gidebilirsiniz. Bana Cemal Bey'i yollayın. Tabii efendim. Zaten kendisi de kapıda bekliyor. Eski, biraz kontrollü ol. Yani her şeyin bir adabı var değil mi? Tamam ben de bayılmıyorum Elif'e. Ama yani biraz yavaş. Aa. Günaydın efendim, beni istetmişsiniz. Günaydın Cemal Bey. Elif Hanım kataloglarımızı incelemek istemiş. Sen de yanına git, yardımcı ol. Neymiş, bir ihtiyacı var mıymış, niyeti neymiş öğrenelim. Tabii efendim. Sonra da odama gelin tekrar, beni bilgilendirin. Yani Elif Hanım rahat mı, işine adapte olmuş mu diye. Hemen efendim. Bak, bu iş böyle yapılır. Öyle hatır hutur olmaz. Az sonra Elif Hanım'ın ne yediğine kadar öğreniriz. Günaydın Nusret Bey. Günaydın Perihan. Bugün holdinge geliyorum. Şu raporlara bir bakalım artık ha. Sen yemekten sonra gerekli bütün personeli topla, Fırat'ın odasında görüşürüz. Tabii. O zaman şirkette görüşürüz. Hadi hoşça kal. Nusret Bey şirketi denetlemeye gelecekmiş. Umalım da bu hevesi geçici olur, tekrar evine döner. Emre nerede? Ender'in ofisinde. Söyle hemen gelsin. Bu toplantıda onun da olması gerekiyor. Tamam. Elif Hanım, günaydınlar efendim. Nasılsınız? İyiyim. Buyurun. Efendim, katalogları istetmişsiniz. Ben de belki bir yardımım dokunur diye yanınıza geleyim dedim. Ne gibi bir yardım öneriyorsunuz? İşte beraber kataloglara bakarız. Hani sizin soracaklarınız olur, ben cevaplarım. Peki. Şu kumaşlarda hangi ipliği kullanıyorsunuz? Efendim açıkçası ben bu işlerden pek anlamam. Yönetici asistanı olduğum için daha çok yönetimsel konularda sorularınız olursa size danışmanlık etmek isterim. O zaman sizi işinizden alıkoymayayım. Benim yönetimle ilgili bir sıkıntım olursa Nusret Bey'le hallediyorum. Teşekkürler. Oldu o zaman. Müsaadenizle efendim. İyi günler.
Efendim Ezgi? Hayatım, şirkete dönmen lazım. Nusret Bey toplantı koymuş. Hadi dönemem şimdi. Ben siz yapacaksınız toplantıyı. Sonra görüşürüz. Tamam. Hadi senin biraz muhasebeni kurcalayalım. Nerede toplantı odan? Yukarıda. Yukarıda. O da güzel. O zaman söyle muhasebene son 3 aya ait ne kadar evrak varsa toplantı odasına gelirsinler. Tamam, çıkamamız. Hadi. Ezgi, ne haber? Ne buldun Mete? Kızımız tasarımcı. Kendisi Elif Deran. Beni yokta yaşamış. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Hayır canım, bulduğum bilgileri sana sıralıyorum. Bak Mete, bu kız o kız değil diyorum sana. Bana kim olduğunu bulman lazım. Tamam, sen öyle diyorsan öyledir. Ama kendisi hala Elif Deran. Bana biraz zaman ver, ben onun kim olduğunu bulacağım. Çok sallanma, acelem var. Merakımdan soruyorum, mazur gör. Peki biz bulunca ne yapacağız? Ya gazeteye mi basacağız bu haberi? Kim olduğunu ispat ettiğinde bu kız bu ülkeyi terk etmek zorunda kalacak. Nusret Bey torunu olmadığını ispat edersen çok pahalıya patlar. Şantaj yapacağız yani. Oyalanma Mete. Bu iş senin için çok önemli. Haber bekliyorum senden. Merak ettim. Uzun kaldın bu sefer. Babanın yanında. Galip abi senin baban. Alıştır kendini baba deme. Perihan'ın keyfini kaçırmaya hazır mısın? Evet, hazırım. Ezgi Hanım'ın keyfini kaçıracak dokümanlar da bunun içinde mi? Orada. Ezgi'nin tasarımlarının hiçbir satış değeri olmadığını kanıtlayabilirsin. O zaman şu ana kadar yapılan bütün tasarımlar çöpe gidebilir. Öyle değil mi? Keyfine bak. Kavgada yumruk sayılmaz. Ben Nusret amcanın yanına gidiyorum. Birazdan orada görüşürüz. Tamam. Ben de şunları inceleyeyim biraz. Gecikebilirim. Sorun yok. Biz başlarız, sen gelince tamamlarsın. O zaman başlayalım. Tamam. Ben gene bir sade kahvemi alayım. Tabii ki. Bir de Perihan'a söyle. 10 dakika içinde kim var kim yok toplasın toplantı odasına. Başlayalım artık. Tamam, hemen efendim. Tabii ki. Ha Sibel. Bu arada her kimin işi varsa üstünde hepsini başka sekreterlere devret. Sen bana lazımsın. Memnuniyetle efendim. Ben bugün hemen devredeceğim. Hadi bakalım, hadi. Oo, keyfimiz yerinde. Özlediniz mi ofisinizi? Her şeyi özledim oğlum. Şirketi, personeli, işlerimi. Çok güzel bir antrenman olacak benim için. Göreceğiz bakalım ne kadar paslanmışım. Sizi pas tutmaz amca. Kaldığınız yerden devam edersiniz. Raf, masanı boş bırakmayacaksın oğlum. Bak, boş bırakırsan biri gelir pıt oturur. Zaten sizin masanızdı. Yarın ben başka bir odaya geçerim. Olur mu öyle? Ben söylerim Sibel'e, aşağıda küçük bir oda ayarlar bana. Arada gider gelirim. Nasıl isterseniz. Tamam. Perihan'a haber gönderdim. 10 dakika içinde herkesi toplantı masasına toplayacak. Amma sinir olmuştur bana değil mi Perihan?
Olmuştur amca. Başka bir ihtiyacınız olursa buradayım Emre Bey. Tanıştığınızda çok memnun oldum. Ben de öyle. Teşekkürler. Oğlum çok sıkıcı konular bunlar. İnanılmaz şiştim ya. Ballısın oğlum sen. Daha paranla ne yaptığını bile bilmiyorsun ama hiç sorun çıkmamış. Babam yeni emekli oldu da. Kurduğu düzen devam ediyor. Sistem tıkır tıkır işliyor. Şimdilik. Baban gittiğinden beri gelen parayı hesapsızca savuruyorsun. Bütçe yok. Plan yok. Ancak günü kurtarırsın böyle. Neyse çıkalım dışarıda bir şeyler yiyelim. Sonra konuşuruz bunları. Hem zaten daha sen anlatacaksın. Daha neler oluyor neler bitiyor hayatında bilmiyorum be abi. İyi fikir. Zaten kurabiyeden başka bir şey yok burada anlaşılan. Aynen. Bizi bilen kalmadı yani. Nusret Bey, devir artık çok değişti. Yani şimdi ayakta kalmak bile büyük başarı ki biz oldukça karlı bir şirketiz. Hoş geldin Elif, geç yavrum. Geçin. Sana kısaca özetleyeyim. Eski köklü müşterilerimizden hiçbiri kalmamış. Onun yerine küçük müşterilerle işinden gelemeye çalışmışız. Marka değerimiz can çekişiyor. Yani piyasaya yeni bir katalog, yeni bir tasarım sunmamışız. Şaşırmadım. Ben bugün son 5 yıla ait kullanılan tasarımları, numuneleri ve katalogları inceledim. Bu ve buna benzer birkaç tasarım dışında kayda değer hiçbir yenilik yok şirketimizin. Doğal olarak marka adına hiçbir varlık göstermemişiz. Tasarımlarımı beğenmedin yani. Hiç kimse beğenmemiş olmalı Ezgi. Kusura bakma ama hiçbir tasarım denemeniz müşteriye ulaşmamış. Nasıl ulaşmadı? Tabii ki ulaştı. Nereden çıkardın acaba bunu? Eski tarihli sipariş formlarından. Bakmak ister misin? Tok muydun sen? Yo, doydum. Ezgi'nin diyetlerinden birine takılmıyorsun değil mi? Yok artık, daha neler. Nasılsınız? Daha rahatsınız değil mi Ezgi'yle? Yani birkaç gün öncesine kadar bu konuyu hiç düşünmemiştim açıkçası. Yani biliyorsun nasıl evlendik. Sonra boşanmaya da üşendim. O zaman da hiçbir şey fark etmiyordu bana Enler. Çok tükenmiş hissediyordum kendimi. Ama alıştım herhalde ya. Annemin eksi tencere kapak gibiler. Yadırgamıyorum Ezgi'nin derlerini. Yani bir şey kafasına taktı mı illa olsun istiyor ikisi de. Seviyorlar beni. Yanlarında kalayım istiyorlar. Ama? Ama ne? Birkaç gün öncesine kadar dedim. Ne oldu birkaç gün öncesinde?
Hiç sorma abi. Sordum abi, hadi anlat. Hadi. Bizim şirket ortaklarından birinin torunu işe başladı. Adı Elif. Oğlum kız acayip Deniz'e benziyor. Ama bak öyle böyle değil yani, acayip benziyor. İkizi gibi. Hatta bak Ezgi'yi gördüğünde onu Deniz zannetti. Ya tutturdu bu kız Deniz diye. Emre kardeşim, anlıyorum ölümü kabullenmek zor. Ama aradan 5 yıl geçti, kabullenin artık. Toparlanın biraz, saçmalıyorsunuz. Sen şimdi ben böyle konuşuyorum ya, devreleri falan yaktığımı zannediyorsun değil mi? Ama öyle böyle bir şey değil. Zaten bu kızla iki kelime konuşunca anlıyorsun Deniz olmadığını. Deniz'in tam tersi. Soğuk. Sert bir tip. Ama konuşmazsan da aynı Deniz gibi. Öyle çekeceğim ben bu özlemi demek kendiler. Kıza bakarken bile içim acıyor. Ayrıca numuneleri incelerken bir gömlekle ilgili Fırat Bey'e danıştım. Rasim adlı gömlek markasının uzun yıllardır şirketimizde gayet ekonomik fiyatlarda üretildiğini öğrendim. Doğru. Bunun için Fırat Bey'in zamanını almanıza gerek yoktu. Herhangi birine sorsanız size söylerdim. uzun zamandır biz yapıyoruz. Şirkete ek gelir sağlıyor Nusret Bey. Oldukça düşük bir ek gelir. Personelimizi ve makinalarımızı yoruyor. Ben tabii Fırat Bey'e de danıştım bu konuyu. O da benimle hemfikir. Ama bu müşteriye sizin onay verdiğinizi söyledi. Benim önerim bu müşteriye hizmet vermeyi bırakmak. Ha, yani o zaman her şey yoluna girecek mi? Yani bu müşteri gidince biz ünümüze ün mü katacağız? Tabii ki de hayır. Ama imkanlarımızı bu tür zamanımızı çalan işler yerine kendi tasarımlarımıza harcayacağız. Size yeni bir katalog sunmayı öneriyorum. Bizzat kendi ellerimle çizeceğim. Harika bir fikir. Ben tamamen destekliyorum. Ben de tamamen destekliyorum. Bence de harika bir fikir. Elif Hanım, gençliğinizin verdiği ateşle böyle her şeyi tarumar edip yeniden başlama arzunuzu anlayabiliyorum. Ancak kurulu bir düzeni yıkıp yerine yeniden başlamak, yeniden yapılanmak oldukça maliyetli bir iştir. Değil mi arkadaşlar? Elbette. Öyledir. Ama ben gene de bu fikri denenmesinden yanayım. Nusret Bey. Buyurun. Şirketimizin kurucusu ve en büyük hissedarı olarak size saygı duyuyorum. Ama böyle bir değişimi ancak yönetim kurulu kararıyla gerçekleştirebiliriz. Bu teklifi yönetim kurulunda tartışmaya sunuyorum. Ben varım. Ben de varım. Uzun zamandır kimse kartlarını açık oynamıyordu. Bakın bu hava bana şimdiden iyi gelmeye başladı. Tamam. Hadi o zaman. Tamamdır. Bu arada sevgili dostlarım, işler bir yana. Hepiniz dostumuzsunuz, ahbabımızsınız. Benim ve torunlarım için bir kavuşma partisi yapmaya karar verdim. Cuma akşamı bir yere söz vermediyseniz sizleri evimize bekliyorum. Bize mutluluk katarsınız, şeref verirsiniz. Siz davet edersiniz de gelmez miyiz? Tabii ki gelirim. Olur diyorum.
Perihan, nedir durumlar? Telefonda olmaz. Hemen buluşmamız gerekiyor. Olur. 2 saat sonra aynı yerde buluşalım. Bazen suçluluk diyorum Murat. Nusret Deran'ın bize gösterdiği sınırsız sevgi, güven. Utandırıyor beni. Utanılacak bir şey yapmadık. Sen Nusret Bey'e hayata tutunma sebebi oldun. Çaresiz Deran hastalığıyla mücadele etme azmi verdin ona. Sakın aklından çıkarma Deniz. Nusret Bey bilerek, isteyerek bana yaşamak isteyeceğim hayatı verdi. Bilse sana da verirdi. Öyle koca gönüllü bir adam. Seni bilmiyor olması hiçbir şey değiştirmez. Görecek seni şehrin bu yakasında Perihan. Senin takımın yolu bile geçmez burada. Şimdi şu an burada birlikte görürsek ikimiz için de hiç iyi olmaz. Kim için iyi olmaz? Ben zengin, yakışıklı, bekar bir adamım. Ya görülürsek şahanın yürür vallahi. Sen birini falan mı öldürdün? Ben mi zor durumda kalırım seninle görülürsem ha? Bugün çok kötü bir gün geçirdim Rasim. Şu an şaka kaldıracak durumda değilim. Evet. Neymiş o telefonda konuşamayacağınız her şey? Ne oldu? Bu ses sorun çıkarıyor. Adam iyileşti. Ve işin başına gelir gelmez tabii şirketi kurcalamaya başladı. Tamam bunu geçtik diyelim. O Fırat var ya, tam bir baş belası. Fırat mı? Evet, şu avukat. Nusret'in İsviçre'de yaşayan ablasının evlatlığı. Ya canını sıkacak bir şey mi yaptı? Nusret'in torunu Elif, kesinlikle Fırat'ın maşası. Hanımefendi araştırma yapmış. Yani Rasim gömleklerinin personelimizi ve makinalarımızı yorduğuna karar vermiş. Ve bugün toplantıda bu müşterimizle kesinlikle bağlantımızın kesilmesini önerdi. Koca holdingin içinde bizim gömlekleri mi bulmuşlar? Evet, ilk icraatı bu. Güya yeni bir yapılanmaya girecek bir şirkette. Öyle karar vermiş. Bu kız kesinlikle bunları düşünecek, karar verecek bir kapasiteye sahip değil. Nereden bulacak da nereden? Aklına gelecek, anlayacak da. Bir anda Rasim gömleklerine sardıracak. Öyle bir şey mümkün bile değil. Elinde evrak vardı. Bu evrak olsa olsa hukuk departmanına aittir. Hukuk departmanının başında da Fırat var. Fırat fırsat kolluyormuş. Demek ki aradığı fırsatta kızla beraber ayağına gelmiş. Sonra? Ben yani yeni bir yapılanma için yönetim kurulunun toplanması gerektiğini önerdim. Nusret de kabul etti. Bir süre daha oyalayabilirim onları Rasim. Ama sonra senin bu işinin arkasında daha fazla duramam.
dikkat çeker. Bu kız kayıp değil miydi? Nereden bulup getirdiler bunu? Fırat getirdi. O yıllardır arıyordu kızın izini. 5 yıl önce getirdi. Biz o sıralar Nusret öldü ölecek diye böyle hani onlarla uğraşırken tabii umursamadık. Sonra kız geldi. Daha biz göremeden Nusret'in yanına gitmişti Amerika'ya. Fikret'i çağırın, ona bir iş vereceğim. Tamam Nasim. Ben bu işle ilgileneceğim. Ama sen görevini kendi yöntemlerinle yapmaya devam edeceksin Pelin. Seninle bir anlaşma yaptık. Ben nasıl sözümde durdum? O mirası sana verip üstüne yaptım. Sen de sözünde duracaksın. Benim işlerimin ihtiyacı olan faturaları temin etmek zorundasın. Rasim gömlekleri yerinde kalacak. Anlaştık mı? Böyle arkasında duramam falan yok. Darılırız sonra. Tabii ki duracağım sözümde. Ben de kolay kolay kimseden çekinmem biliyorsun. Sadece tedbir olsun diye konuştum, değil mi? Tamam. Her zamanki gibi göz kamaştırmış. Her zamanki gibi çok naziksin Rasim. Bizim şirkete yeni tasarımcı bir kız geldi. Öyle Deniz'e benziyor ki inanamazsınız. Tıpatıp aynısı. Yani Deniz'in öldüğünü bilmesem boynuna atlardım. İnsanlar çift yaratılırmış derler. Denk geldi herhalde. Çok mu benziyor? Çok. Ölmemiş olabilir mi sizce? O nasıl soru öyle? Yani ölmesi sizin bilmeniz gerekmez mi Ezgi Hanım? Cenazesi yapıldı Deniz'in. Siz de oradaydınız. Doğru. Umut dünyası işte. Neyse ben şu elbiseyi deneyeyim. Sadece bunu mu yolladı Feyza? Zarfın içini görmedim Rasim Bey.
Gazeteye gittiğimde kapıda bekliyordu. Bir tek bu zarfı verdi. Tamam. Sen in arabaya. Lazım olursan çağırtırım. Efendim Rasim abi. Nedir durumlar? Tamamdır abi, birazdan geliyor. Peki. Söyle Mete. Bu kız eskiden kayıpmış. Bunu mu buldun? Bunu biliyoruz zaten. Bana yeni haberler lazım. Peki neredeymiş bunca zaman? Mete, sen mi beni tuttun canım, ben mi seni tuttum? Of Ezgi, uğraştırma beni. Ne biliyorsan anlat işte, patinaj yapmayalım. Ben de senin kaldığın yerden devam ederim. Ben de ondan dinlediğim kadarını biliyorum işte. Bunun ailesinin arabası uçurumdan düşmüş. Buna bir şey olmamış. Sonra arabadan fırladığı düşünülüyormuş. Köyden birileri gelip kurtarmış bunu, büyütmüş falan. Ya ben de bu kadarını biliyorum. Ya bu kadarını söyledi yani. Peki bu hangi köymüş? Ha, güzel soru Mete. Bu sorunun cevabını sen bulabilirsin. Hangi köy, böyle bir köy var mı, böyle bir olay var mı? Tamam patron, ben de. Ben tanımıyorum bu adamı. Ben de tanımıyorum abi. Bizim alemden değil. Derdi neymiş bunun bizimle? Niye uğraşıyor bizim gömleklerle? Gidip sorayım ister misin? Yok. Sen al getir. Ben kendim konuşurum. Eyvallah. Kolyeyi takar mısın? Tabii. Ah, Kiraz! Kiraz! Buyurun Perihan Hanım. Makyaj masasının üzerinde bileziğim olacak. Onu getirir misin? Tabii. Hayırdır Perihan Sultan? Sanki ilk partine gidiyorsun. Hmm. Bu ne heyecan böyle ya? Bu sadece bir partiye hazırlık değil Emreciğim. Daha farkında değilsin galiba. Aynı zamanda bir güç gösterisine gidiyoruz. Teşekkür ederim. Nusret Bey ile ben yönetim kurulunun önüne karşıt fikirlerimizi koyacağız. Bu işten de sadece bir tek kişi galip çıkabilir. O da biz olmalıyız. Partide yönetim kurulu mu toplayacaksın? Yani bir ön görüşme denebilir. Şimdi ortam uygun, herkes orada olacak. Bazı şeyleri yönetim kuruluna bırakmayıp sohbet anında çözmek çok iyi olur. Wow.
çok güzel olmuşsun. Hazırsanız gidelim. Hazırız. Kesin gelirler biraz. Perihan, ne kadar güzel olmuşsun da öyle. Ay, sen de çok güzel olmuşsun. Her zamanki gibi. Ah, teşekkür ederim. Adam Fırat'ın şoförü. Belki de aradığımız kolaylık bu adamdır. Hiç dolandırmadan bunun üstünden alalım Fırat. Su getirir misin? Çok susadım. Tabii. Hoş geldin. Ne güzel parti. Elbisen çok güzelmiş. Kendin mi çizdin? Hayır, hazır aldım. Sen? Üstündekini kendin mi çizdin? Yok.
Çok özel bir tasarımcıdan aldım. Şükran Atölye. Şükran imzasını taşıyor. Ha tabii. Sen Amerika'da olduğun için bilmezsin. Çok eşsiz tasarımları vardır. İstersen tanıştırabilirim. Olur. Mutlaka tanışırız. İyi eğlenceler. Sana da. Merhaba. Merhabalar Perihan Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok güzel görünüyorsunuz. Teşekkürler, siz de öyle. İzninizle. Bakıyorum Elif Deran'la çok iyi geçiniyorsunuz. Ya, bayılıyoruz birbirimize. Yönetim kurulundan Can Bey sıkılmış görünüyor. Onu da bizim tarafımıza transfer etsek iyi olur. Yani kurulda lehimize oy kullanması fena olmaz. Kapat. Bizim seninle işimiz yok. Bize patronun lazım. Onu getir. Seni gördüğümüzü unutalım. Birazdan geliyorum. Tamam. Gecikme. Yenge nerede Şükrü? Hani tanışacaktık bugün. Gel bakalım Fırat Efendi. Benimle konuşacaklarımız. Oh, çok yorulmuşum ya. Şurada oturayım biraz.
Kıkırdıyor sanki. Yok ya. Bana öyle geliyor herhalde. Koltuk canlı. Benim, ben. Korkma. Benim sesim o. Sen beni çok korkuttun ya. Ne yapıyorsun bakayım sen burada? Yoruldum. Biraz sandım ama üşüyünce altına girdim. İçeri girseydin ya. Yoruldum ben. Giremem şimdi. Tamam. O zaman ben seni içeri kadar taşıyayım. Ama sen benim korktuğumu kimseye söyleme, olur mu? Söylemem ama odama kadar taşıyacaksın. Tamam, anlaştık. Hadi gel bakalım. Gel. Aslan. Bak sen bizim paşaya. Neredesin sen Kerem? Seni arıyorum dakikalardır. Gel bakayım. Yorulmuştur Emre. Bizim anlaşmamız var. Beni odama kadar götürecek. Vallahi çok yakıştı eline. Adın ne bakayım senin? Kimin çocuğusun sen? Kerem. Ne yapıyorsun bakayım, gel. Adı Kerem ablası. Torunumun çocuğu, Elif'in oğlu. Duydum ki el koyununda çok çabuk sıkılmışsın. Dönmek için bin çare, bin yol arıyormuşsun. Duydum ki el koyununda çok çabuk sıkılmışsın. Dönmek için bin çare, bin yol arıyormuşsun. Gel gör ki bende rüzgar en sert poyrazlar eski. Taze çiçeklenmiş bahar ayaza kesti. Gel gör ki bende rüzgar en sert poyrazlar eski. Taze çiçeklenmiş bahar ayaza kesti. İstemem ama.